Ya Şadiye hadi be. Geç kalacağım okula. Geldi mi abla? Kızlar. He. Beni de bekleyin. Aa bu da bize taktı be. Recep'im. Bugün abimgillerde babamın mevlidi var. Miras kaldıktan sonra mevlid okumaya doyamadılar ha. Yani annem her sene istiyor seneyi devriyesini. Ne yapacaksın? Git. Git benden de rahmet oku. Bu bırakmadığı miras için bilahare onunla görüşeceğiz. Git. Tövbe tövbe. Yemek var tencerede. Acıkırsan. Ya hadi yürü git be. Git. Gidişin olsun da dönüşün olmasın değil mi? Bak böyle lan. Yürü. Gitti. Akşama kadar gelmez bebeğim benim. Ay yok Recep. Sen git vallahi bir gelen bir gören olacak ya. Yapma gözünü seveyim. Dur be. Oğlun okula gitti. Kocam fabrikada. Çok özledim kızım seni. Kimse gelmez ya. Ha? Ne yapma Recep be. Geceleri zaten çıkamıyorum biliyorsun. Hatice böyle işkillendim de mum gibi duruyor sabaha kadar ya. Yapma gözünü seveyim Recep. Dur Allah aşkına. Kim gördü kız? Yakışsın sen. Manyağım sana. Ya hadi ben kaçtım. Geç kalıyorum. Ay. Ben de. Hadi. Mehmet. Geri ver paramı. Vallahi yok be. Olsa dükkan senin ama yok. Kumarda yemişim paramı. Duydum ben. Beni kimse dolandıramaz. Geri ver çabuk paramı. Çabuk. Şikayet et. Herkese de söyle o parayı gerçekten niye verdiğini. Niye verdin lan kartoroz? Niye verdin? Ha? Ya da oğlun gelir İstanbul'dan. Babür abiye şikayet edersin beni ha? Bu itin adını anma bana. Oğlummuş. Yürü lan. Bekleme yapma. Devam et. Yürü. Ya Necati abi, vallahi biz sadece üniversiteyle ilgili konuşuyorduk Fırat'la. Ya başka bir şey değil yani. Nalin, bak sen benim kızım gibisin. Sana o aileden hayır gelmez. Onun için o çocuktan uzak duracaksın. Ben senin üniversite bursunun peşindeyim. Zengin, hayırsever bir kadını seninle tanışıp konuşmak istiyorum. Bittendik biz, bittendik. Okul tatil bize. Necati abi, dünyada benim için üniversiteye gitmekten daha önemli bir şey yok valla. O zaman o hovarlı çocuğu bir daha görmeyeceksin. Tamam mı? Onlar zengin. Sen onlara ayak uyduramazsın. Bunca yılın emeğini heba etme, olur mu? Eğer lafımı dinlemezsen senin için parmağımı bile oynatma. Delirtiyorsan beni ya. Şeker mi sürdün tenine? Ama emin ediyorum delirtiyorsun beni. Asıl sen elin ne zaman etime sürsen içimden böyle bir kadın fışkırıyor. Aklımı oynatıyorum sen gibi. Anne. Eline hiç erkek eli değmemiş. Kız gibi oluyorum böyle. Sokarım böylece. Anne. İvo!
Sizi babama söyleyeceğim. İbu! Verdi ki onlara hayat. Ne verdi? Bir de soba dumanından boğuldum. Hayat niye bu kadar acımasız bıraktı? Narin. Yazgıları böyleymiş. Elimizden ne gelir? Hadi. Otele bırak da biraz yatıp uyuyayım, çok yoruldum. Biz de kalırız daha. Yok olmaz. Şimdi bir sürü çalışan falan indi. Hayır, kimse yok, ev boş. Hem seni bu halde tek başına otelde bırakamam değil mi? Dursana bizim. Alo. Abi mezarlıktan çıktılar, şimdi bir sokağa geldiler. Tabii. Kız anasının danasının başına gelenleri öğrendi. Fırat Çakallı da teselli ediyorum ayağına, kızın dibinden ayrılmıyor. Abicim yok öyle bir durum bak. Var ya, gençliğime doymuyor. Şimdi Fırat abi bir yerde de aileden biri olarak zor gününde kızı yalnız bırakmadı yani. Şimdi Irmak ablanın arkadaşı, Fırat abinin de memleketlisi ya Narin abla. Bugün de bırakamazlar ki abi kızı tek başına. Bırak lan bu işleri. Bırak bu işleri. Aile maile tanımaz o şerefsiz. Ben onun kanını bilirim lan. Zamanında 10 tane kızı ifet izerken Narin'in aklını çalmadın mı bu? Hürmetsiz, ayarsız öküz. Diplerinden ayrılma sen onların. Tamam abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.